Videoya başlamadan önce geçen sene Malatya Film Festivali'nde Haluk Piyes'le buluştuğumuz videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. 2020 yılında damga vurması beklenilen Malazgirt 1071 Bizans'ın Kıyameti filminin çekimleri Konya'da başladı. Çekimler keyifli geçiyor. Özellikle tarihi bir proje olduğu için ayrıca mutluyuz. Biz Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nı konu alan bu filmin oldukça gösterişli ve diğer Türk yapımlarına göre daha kaliteli savaş sahnelerinin olması bekleniyor. Dönem işi çekiyoruz. Çok kıymetli bir iş çekiyoruz. Malazgirt hikayesini çekiyoruz. Alparslan'ın bu toprakları Türklere armağan ettiği bir hikaye. Oldukça geniş ve başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmde Sultan Alparslan rolünde Cengiz Coşkun, İmparatoriçe Yudika rolünde Vildan Atasever, Roman Diyojen rolünde Caner Kurtaran ve Afşin Bey rolünde Haluk Piyes var. Güzel gidiyor. Zor olmuyor mu bu kadar erkeğin içinde sette? Yok, ben kraliçeyim. O yüzden zor olmuyor. Filmde Roman Diyojen'i canlandıran Caner Kurtaran önemli açıklamalarda bulundu. İkinci denim var ama tabii bizim halkımızın, Türk seyircisinin anlayışla karşılayacağını umuyorum. Çünkü içinde sert sahneler de var. Yani Roman Diyojen'in Türklere karşı sert durumu da var. Aynı şekilde Alparslan'ın da var. Canlandırılması gerekiyor, birinin oynaması gerekiyor. Bir de bizim ülkemiz milliyetçidir. Milliyetçidir. Kaç ay sokağa çıkamam. Diriliş Ertuğrul'da 5 yıl boyunca Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun, dönem filmlerinin aranılan adamı olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. İtibariyle çok önemli bir hikaye. Herkesin uzun zamandır beklediği, her yapımcının yapmak istediği bir proje. Zaten Diriliş Ertuğrul dizisi için de at ve kılıç eğitimi alan Cengiz Coşkun, rolüne hazırlanırken zorlanmadığını belirtti. 5 yıl kadar süren Diriliş Ertuğrul projesinde 5 yıl yer aldım. Bundan dolayı tabii ki artık at binmek benim için motora binmek kadar kolay ya da araba kullanmak kadar kolay. Cüneyt Arkın filmleriyle büyüdüğünü söyleyen Cengiz Coşkun, hep aksiyon filmlerinde oynamak istediğini ve gelecek nesillere kaliteli filmler bırakmak istediğini söyledi. Ben nasıl Cüneyt Arkın filmlerinde büyüdüysem, onlar da inşallah benim yaptığım projeleri izleyerek büyüsünler, kendilerine örnek alsınlar diyerek aslında biraz bir yola çıktım. Haluk Piyes ise Sultan Alparslan'ın istihbaratçısı olarak karşımıza çıkacak filmde. Afşin Bey benim canlandırdığım karakter, tarihin ilk istihbaratçısı. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği Malazgirt 1071 Bizans'ın Kıyameti filminin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Peltex TV'den bugünlük bu kadar. Ama belki önümüzdeki günlerde Malazgirt filmiyle alakalı sürpriz bir videoyla karşınızda olabiliriz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.